sınıflandırmaya neden ihtiyaç duyulduğundan söz etmiş. Sınıflandırma, takson ve taksonomi kavramlarını incelemiş. Sınıflandırmanın tarihçesinden, yapay ve doğal sınıflandırma çeşitlerinden bahsetmiştim. Bu videomda ise doğal sınıflandırmada dikkate alınan ve alınmayan özelliklerden söz edeceğim. Başlayalım. Doğal sınıflandırmada canlıların dikkate alınan 5 temel özelliği söz konusudur. Akrabalık dereceleri ve evrim basamakları, köken bağıntıları, protein yapıları, embriyonik gelişim süreçleri, anatomik, fizyolojik ve sitolojik benzerlikler. Akrabalık dereceleri ve evrim basamaklarından başlayalım. Evrim teorisine göre canlıların tek bir ortak atadan köken aldığı ve zaman içinde farklı türlerin oluştuğu, bunlardan bazılarının günümüze dek geldiği, bazılarının da dinozorlar gibi soylarının tükendiği kabul edilir. Canlılar evrimsel akrabalık açısından birbirlerine ne kadar yakınlarsa o kadar yakın sınıflandırma birimlerinde yer alırlar. Örneğin tır, at ve eşekten son ikisi daha yakın akraba olduğundan daha fazla sınıflandırma biriminde birlikte yer alırlar. Buna daha sonra daha ayrıntılı olarak tekrar değineceğim. Önce şu soruya bakalım. Aşağıdaki şemada ilk canlıdan bu yana dallanarak oluşan çeşitli canlı türlerinden günümüze dek ulaşanlar numaralandırılmıştır. Numaralandırılmış türlerden hangi ikisi daha yakın akrabadır? Neden? 6. ve 7. türler daha yakın akrabadır. Çünkü günümüzde çok yakın bir süre kalana kadar aynı türün bireyleri olup günümüze çok kısa bir zaman kala iki farklı türe evrilmişlerdir. Şu noktaya kadar tek bir türün üyeleriydiler. Kurt ve köpek gibi yani. Kurt, kurt olmaya devam ederken bir grup kurt giderek köpeğe evrildi. İki farklı tür oluştu. Türleşerek ayrılma zamanı günümüzden ne kadar kısa bir süre önce gerçekleşmişse akrabalık da o kadar fazla olur. Örneğin bu durumda at ve eşek, at ve ineğe göre daha yakın akrabadır. Çünkü çok daha fazla bir süreçte tek bir atı olarak birlikte yolculuk etmişlerdir. Geldik diğer bir maddeye, köken bağıntılarına. Gerek bitkilerin gerekse hayvanların embriyonik döneminde zigottan ilk oluşan embriyonik tabakalar, daha sonra oluşan doku ve organların kökenini teşkil eder. Yumurta hücresinin döllenmesiyle zigot, bunun da ardışık mitoz bölmeler geçirmesiyle embriyonik tabakalar oluşur. Bu tabakalar hayvanlarda genellikle 3 tanedir. Sünger ve sölenterelerde ise 2 tane olup embriyonik tabaka sayısına göre sınıflandırmadan başka bir videoda söz edeceğim. İki farklı canlıdan alınan organların köken bağıntıları dendiğinde aynı embriyonik tabakadan köken alan organlar olduğu anlaşılmalıdır. Örneğin bu görseldeki canlıların ön üyeleri farklı görevler üstlenmiş olmalarına karşın embriyonik tabaka açısından kökendeş organlardır. Temel anatomik planları da benzerdir ve bu nedenle kuş ile aslan arasında kuş ve sineğe göre daha yakın bir akrabalık ilişkisi vardır. Kuş ve sinek her ikisi de kanat bulundurmasına ve uçmasına karşın kuş ve aslan daha yakın akraba. Oba, bu nasıl oluyor? Buradan da geliyoruz homolog organ kavramına. Homolog organlar kökenleri aynı, görevleri aynı ya da farklı olan organlardır. Örneğin balinanın ön yüzgeci, kuşun kanadı, insanın kolu, kedinin ön ayağı homolog organlardır. Bunlar embriyonik kökenleri aynı ama görevleri farklı olan organlardır. Ama örneğin hem köken hem de görev de aynı olabilirdi. Orangutanın ve insanın kolları da homologtur çünkü hem kökenleri hem de görevleri aynıdır. Kökenleri aynı ne demek? Bu organların dokularının büyük bir kısmı mezoderm kökenli. Yani embriyonik tabaka kökeni aynı. Peki analog organ nedir? Kökenleri farklı olmasına rağmen görevleri aynı olan organlardır analog organlar. Analog organlar evrimsel açıdan önemli olmadıkları için doğal sınıflandırmada da dikkate alınmazlar. Örneğin kuşun ve sineğin kanadı, kertenkelenin ve arının ayakları birbirlerine analog olan organlardır. Çünkü her iki örnek grubunda da bahsedilen organlardan birisi ektoderm, diğeri mezoderm kökenlidir. Homolog ve analog organlar bitkilerde de vardır. Örneğin dut ağacında fotosentez yapan organ yapraklardır. Kaktüste ise gövdedir. Kaktüste dikenler değişime uğramış yapraklardır. Öyleyse dut ağacının yaprağı ile kaktüsün gövdesi analog organlardır. Oysa kaktüs dikeni, dut yaprağı,
Fasulye ya da asmadaki sarılıcı sülük yapraklar kökenleri aynı ama görevleri farklı olduğu için homolog organlardır. Bir soru ile devam edeyim. Patates, soğan ve havuçta besin depo eden organlar nasıl organlardır? Patateste toprak altı gövdesi, soğanda yaprak ve havuçta kök besin depo eder. Öyleyse bu bitkilerin anılan organları görevleri aynı, kökenleri farklı yani analog organlardır. Doğa sınıflandırmada dikkate alınan diğer bir özellik de protein yapıları. Proteinler amino asit denen birimlerden oluşmuşlardır. Proteinlerin birbirinden farklı olmasını yapı taşı olan amino asitlerin sayı, çeşit ve dizilişi belirler. İki farklı canlıdan alınan proteinlerin yapısındaki amino asitlerin sayısı, çeşidi ve dizilişi ne kadar benzerse o iki canlının da o kadar yakın akraba olduğu kabul edilir ve daha yakın sınıflandırma birimlerinde yer alırlar. Çünkü proteinlerin şifresi DNA'da taşınır. Proteinlerin benzer olması demek DNA'nın benzer olması demektir. Şu tabloyu inceleyelim. Sitokrom C hücresel solunumda elektron taşıyıcısı olarak görev yapan bir protein olup canlıların çoğunda 104 amino asitten oluşmuştur. Yakın akraba türlerde bu amino asitlerin çeşit ve sıralanışı çok benzerdir çünkü yakın akraba türlerin DNA baz dizilimleri de benzerdir. Tabloyu incelediğimizde dikey eksende bulunan canlı türlerinden insanın yatay eksende bulunan canlı türlerinden insanla sitokrom C açısından farklılığı sıfır. Ama insanla maymun arasında bir farklılık, domuzlar ve koyun açısından insanla 10 amino asit açısından farklılık, atla 12, köpekle 11, tavşanla 9 böyle gidiyor. Buradan yola çıkacak olursak insana en yakın hayvan türünün maymun, en uzak canlı türünün ise bu listedeki canlılar açısından neurospora yani ekmek küfü olduğu anlaşılıyor. Çünkü 48 amino asit açısından farklılık var. At açısından incelediğimizde atın insanla olan farklılığının 12, köpekle 11, tavşanla 9, atın insanla olan farklılığı 12 amino asit. Maymunla yatay ve dikey ekseni karşılaştırdığımızda birleşme noktasında 11'i görüyoruz. Domuz, sığır ve koyunla 3'ü, başka bir atla 0'ı görüyoruz. Atla köpek arasındaki farkın 6, tavşanla aradaki farkın yine 6, kanguruyla 7 olduğunu görüyoruz. Böyle devam ediyor. Dolayısıyla biz bu proteinlerdeki amino asitlerin sayı, çeşit ve dizilişini inceleyerek ne kadar farklılık varsa o kadar uzak akrabalık, ne kadar az farklılık varsa o kadar yakın akrabalık olduğunu anlayabiliyoruz. Bu tabloda direkt olarak insan ve diğer bazı canlılardaki hemoglobin molekülünün benzerlik yüzdelerini görüyoruz. Hemoglobin bildiğiniz gibi kanda oksijen taşıyan bir protein. Bu tablodaki canlılar arasında insanla genetik akrabalığı en yakın canlı grubunun rhesus maymunu, en uzak olanın ise yılan olduğunu görüyoruz. Hatırlatırım ki bu tablodaki canlılar açısından bir karşılaştırma yaptık. Bütün bu bilgilerin ışığı altında içinde protein bulunan vücut sıvılarının örneğin kanın bileşimlerini karşılaştırmak, canlıların akrabalık ilişkilerini saptanmasına da yardımcı olur. Vücut sıvılarının kimyasal bileşimini biyokimya adındaki bilim dalı inceler. Bu nedenle kan yapısı, idrar bileşenleri gibi bir takım biyokimyasal veriler canlıların akrabalık ilişkilerini saptanmasında sıklıkla kullanılır. Doğal sınıflandırmada dikkate alınan bir başka kriter ise canlıların embriyonik gelişim süreçleridir. Canlıların embriyonik gelişim sürecinde bir takım değişimler görülür. Yakın akraba olan türlerin embriyonik gelişim süreçleri de benzerlikler gösterir. Bu nedenle canlıların embriyonik gelişim süreçlerini karşılaştırarak akrabalık derecelerini ayırt etmek mümkündür. Canlılar ne kadar yakın akrabaysa embriyonik gelişim süreçleri de birbirine o kadar benzer ve farklılaşma embriyonal dönemin daha geç bir evresine karşılık gelir. Bir diğer kriter de karşılaştırmalı anatomi ve fizyolojiden elde edilen kanıtlardır. Anatomi, organların yapısını, fizyoloji ise çalışmasını inceleyen bilim dallarının adı. Burada kastedilen şekil benzerliği değil, o morfolojinin ilgi alanı. Biliyorsunuz organların kökeni dikkate alınmadan sadece şekil benzerliklerinden yola çıkarak yapılan sınıflandırma, yapay sınıflandırmanın ilgi alanına giriyordu. İki memelinin kalbi yapısal ve işlevsel olarak bir memeli ile bir sürüngenin kalbine göre daha çok benzerlik gösterirken bir memeli ile bir sürüngenin kalbi bir memeli ile bir amfibiye göre hem yapısal hem de işlevsel açıdan daha çok benzerlik gösterir. Doğal sınıflandırma yapılırken ayrıca canlılara ilişkin
azotlu boşaltım ürünlerindeki benzerliklere, vücut parçaları ve simetri durumlarına, vücut üyeleri, iç ve dış iskeletlerine, genel anatomi ve fizyolojiye, sitoloji ve karyotipe, larva dönemindeki benzerliklere, ekolojik yani çevresel faktörlere, etolojik yani davranışsal faktörlere de dikkat edilir. Mesela prokaryot ve ökaryot canlıların ayırt edilmesinde hücresel elemanların eksik ya da tam olmasına bakıyoruz. Hayvanlarda vücut sıcaklıklarının sabit ya da değişken olması, simetri şekilleri, omurganın varlığı ya da yokluğu, embriyonal tabaka sayısı gibi bir takım özellikler de dikkate alınabilir ki bunları ayrı bir videoda inceleyeceğim. Sonuç olarak canlıların vücut büyüklükleri, şekil ve renkleri, analog organları, yaşadıkları ortamlar, kromozom sayıları gibi özellikleri doğal sınıflandırma yapılırken yeterli veri oluşturmaz. Canlıların akrabalık ilişkilerini belirlerken kromozom sayılarını değil, kromozomların yapılarını, genlerin dizilişlerini ve gen benzerliklerini dikkate alıyoruz. Bütün bunlardan tür kavramını incelerken başka bir videoda ayrıntılı olarak bahsedeceğim. Dikkate almanız gereken bir uyarı yapayım. Aynı türden canlıların ya da aynı cinsin farklı türlerinin beslenme biçimleri genellikle aynı olabiliyor. Tabii ki istisnalar var. Hatta bir türün yavruları başka türlü, ergenleri başka türlü de beslenebiliyor ama genellikle aynı. Bu nedenle örneğin memeleri sınıflandırırken böcekçiller, etçiller, kemirgenler gibi takımlar kullanabiliyoruz. Ancak beslenme biçimi aynı olan bütün canlılar illaki yakın akraba olmak zorunda değil. Örneğin bir hayvan olan karınca yiyenle böcek kapağın bitkisinin her ikisi de karınca yiyebilir. Yani beslenme biçiminin benzerliği illaki akrabalık ilişkisine bir kanıt teşkil etmeyebilir. Burada kalalım ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, sağlıklı kalın, benimle kalın.